etmekten, taklit etmekten, onları tekrar okulda kendi arkadaşlarımla oynamak gibi garip dertlerim var. Onları kahramanım yaptım. Sonra bir kanalda Mütlak Mütlak program yaptı, televizyon programı yaptı. Yani benim işimi yaptı. 3 hafta izleyebildim. Kaldırıldı. Evet. Ve o kadar korkmaya başladım ki çocukluğumun büyük tabuları benim önüme engel olarak artık konmaya başladı. Çok üzüldüğüm şeyler oldu. Fazla bir kahraman yapmamak lazım aslında birilerine. Çok etkilenebiliyorsunuz daha sonra. Ben Mütlak Mütlak'la hala tanışamadım mesela. Hala. Tabii çok tanışamadım. Çok kıska. O Alp Kırşan'ın boğazını sıkacak. Ders aldım. 40 bölüm ders aldım işte yani. Alp Kırşan'a. O en üzü olduğum insan Alp Kırşan mesela. Çalışsanız o kadar yardımı dokunur ki çok yani inanılmaz bana, mütevazidir ve çok yardımcı olmaya çalışır yani. Çok. Ve mutlaka bir şeyler kaptın mutlaka sen. Mutlaka. Öğretirdi yani, öğretmekten gocunmazdı. Hepimizin iyiliğini isterdi. Alp'e de çok faydaları dokundu. Peki Ceyhun, günümüzdeki şovmenlere bakınca evet, tek tek. Günümüzdeki şovmenlere bakınca. Bazısı arkadaşım, bazısı abim, bazısı kardeşim. Evet, evet. Ya ben çok kimseyi rahatsız tamam, ben şeyler düşünüyorum. Ben isimleri söyleyeyim, sen düşündüğünü söyle. Öyle tek tek ayıp olur. Hayır şimdi bak, Ceyhun şöyle söyleyeyim. Ben değerlendirme makamını diyorum. Benim küçükleri sen misin? Ben küçükleri benim herhalde. Şahan olabilir belki benimle eşit. Ben 76'lıyım. O da 76 ve 77 diye. Hani çok sizde de şey var mı? Artık her meslekte vardır ya, ihtiyarladılar, çekilsinler, yol açsınlar gibi. Yok canım, şöyle bir şey. Var mı öyle endişeler? Bizim mesleğin en büyük örneklerinden biri Johnny Carson, Amerika'da 30 yıl boyunca her gece yaptı. Ve yerini ondan sonra gelen işte Jay Leno ve David Letterman'a kendisi göstererek gitti. Bayağı bizim Halit Kıvanç gibi bir amca, o da saçlar beyaz. Çok da tatlı, saygı gösterilen bir meslek bu Avrupa'da ve Amerika'da. Burada da zaten 3-5 kişi var, birbirleriyle çok konuşmaları çok hoşuma gitmiyor. Önce onu söyleyeyim. Yani birbirleriyle ilgili iyi veya kötü konuşmaları çok hoşuma gitmiyor. Şimdi Beyaz Öztürk'ün çok güzel bir teklifi oldu. Yüksel Aytu'da şimdi yakından kumandada destek veriyor. Bütün komedyenler birleşsin falan. Böyle hani birleşsin konusu geçmesi beni çok güldürüyor. Çok ayrı ayrı nerede durmaması gerekiyor. Nerede birleşeceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani birleşip yani herhalde bir mantı falan yaparız sizlere. Ne bileyim. En azından bir yardım için. Hani daha önce Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Beyaz Öztürk yapmıştı. Şeyde ben Cem Yılmaz'la ilgili bir şey soracağım sana ama sor. Kısa bir reklam ben, arasından sonra. Ben merhaba dediğim anda itibaren televizyon camiasında hep aynı soru soruluyor. Büyük ihtimalle aynısıdır. Aysun'cum bir reklam anonsu yapar mısın? Yaparım tabii. Dudakları çıkarak biliyorsun. Sen yapıyorsun ya benim yerime. Ama benim güzel olmuyor. Yapıyorum da yapmamla kalıyorum. Yok yok, gayet güzel. Teşekkür ederim. Reklamlar şimdi, sonra biz buradayız. İyi oldu programa geldi. Ya niye maksat beni utandırmak orada? Ben yeterince utandım zaten. 4 senede Maya defilesine çıkmıyorum. Yeterince ben zaten o resimler yayınlanırken direkt avukatımı arayıp yayınlatmayın artık dedim. Şimdi bile yayınlanıyor ve şimdi bile gördüm. Yani görüyorum, hala görüyorum yani. Sanki kendi isteğimle yapılmış bir şeymiş gibi. Tamam, okey, topluma mal oldum. Belli bir hayat standartında yaşıyorum. Buna katlanmak zorundayım. Tamam, eyvallah. Ama yani kalkıp da beni böyle kurtların önündeki kuzu gibi utandırmaya çalışmak, hep böyle çeker misin resimlerini diye orada beni utandırmaya çalışmak doğru bir şey değil. Ve kendi mizacımı da biliyorum. Orada yani pişmansam telefonu tamire verdiğim için pişmanım. Arkadaşlar suçluyu, suçsuzu, haklıyı, haksızı. Sen bu fotoğrafları ilk gördüğünde bunun şimdi... Fotoğraf bir şey değil belki tek başına. Nitekim bizim dergiye çektirdiğim pek çok fotoğraflar kesinlikle vardı. Evet. O pozlardan daha evet, bu da benim söylemimdir. Evet. Sert diyeyim. Evet. Daha fotoğraflar vardı. Ama öyle bir korku yaşanmaya başladı ki hepimizin üzerinde. Paranoyak olduk. Evet. Çünkü bu iletişim aletlerinin esiri olduk. Evet. Nitekim çok çok önce çok bir arkadaşımız Gamze Özçelik başına neler geldi. Hı. İlk gördüğün anda korktun mu yani bu nerelere gidebilir diye? Böyle çok büyük bir tehlike çünkü bu. Yani tabii ki bütün kadınlar için bence tehlike. İnternet ortamı da aynı şekilde çok büyük tehlike. Ama tabii ünlü kadınlar ünlü olmak da zaten buna baştan razı gelmiş gibi bir hava estiriliyor. Hayır, hiçbir kadın isteği dışında, kendi isteği dışında bu şekilde kullanılmamalı diye düşünüyorum. Ayrıca herkesin de başına gelebilir. Herkes mayo ile güneşleniyor. Cep telefonu uygunsuz açılara yerleştirilip, uygunsuz resimler çekilip evet, artık ilaçlarda da böyle her bir şey tehlike başlayabilir. Yani o yüzden kadınlar birbirlerine destek olmalı. Kadınlar birbirlerini baştan işte bu namussuz, bu şöyle, bu hak etti, bu da bilmem ne diye baştan yargılarlarsa ve basın mensuplarına da bu kadar artık yani bu kadar prim verirsek, bu kadar rahatça... Tamam, sonra... yanlış yapan arkadaşlarımızı biz de her zaman uyarıyoruz, tasvip etmiyoruz. İşin tabii doğru yapanlar da var, yanlış yapanlar da var. Her sektörde olduğu gibi. Evet, tabii ki de. Peki Aysun, bu konuda pek konuşmak istemiyorsun ama bizim programımız genelde insanların kendini doğru ifade ettiği bir evet, platform. Ne söylemek ederim istiyorsun? Yani izleyicilerimizle de paylaşalım. Kendi iraden dışında bir takım görüntülerin
cep telefonu tamircisi ya da başka yolda internete sızdı. Evet. Ya bu tabii ki seni rahatsız etti. Sanıyorum orada gazetecilerin de merak ettiği hafiyelik tarafları var. Yani bu görüntüler cep telefonuna nasıl kaydedildiği bir yandan öğrenmek istiyor olabilirler. Neler söyleyeceksin? Ama ben bu olay aylar oldu. O da son kez bunu aylar konuşalım. Oldu. Evet. Aylar oldu. Ben bir açıklama yapmadım. Yapmak istemedim. Çünkü benim yüzümden başka şahısları, benim geçmişimde arkadaş olduğum, birlikte olduğum insanlar olaya karıştırmalarını istemedim. Bu benim vicdanımda beni son derece rahatsız eder. Çünkü hoş bir şey değil. Başka birilerinin isminin telaffuz edilmesini istemedim. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Sadece çok üzüldüğümü yani belirttim. Yani eski erkek arkadaşlarının da evet, sanki onlar bir tarafından çekilmiş gibi evet, algılanır yüzden, diye. Evet, aynen. O yüzden de konuyu kapattım ve bu konuda aslında başarılı bir kriz yönetimiydi diye düşündüm. Sadece yayınlanmasına engel olmadım. Hafta sonuna denk geldi. Aslında da başarılı olduğumu düşünüyorum tek başıma olmama rağmen. Evet. O yüzden de aylar sonra o tekrardan açılması rahatsız etti. Çünkü kimsenin üzülmesini, kimsenin adının karışmasını hiç tarzım değil. Hiç, yani o yüzden istemedim. O yüzden de konuşmak istemiyorum. Yani ama herkes tabii ki geçmişim. Peki ben senin bu tutumunu kutluyorum gerçekten. Çünkü ağzından evet, bir doğru. Başka bir şey çıkmış olsaydı bütün eski erkek arkadaşların birer birer olay daha çok büyüyecekti. Kim bilir nerelere gidecekti. Gayet güzel kızı yönetmişsin. Belki de şimdi Aysun yokmuş gibi yorumlarımızı yapalım. Belki de bir erkeği şu anda koruyor bir şekilde. Bunu da bilemeyiz. Bilemiyoruz. Yani ama doğru bir yöntem sergilemiş. Teşekkür ederim. Ceyhun ne İnşallah diyorsun? İnşallah unutulur. Ünlüler zaman zaman istenmeyen görüntüleriyle şurada bu şekilde kamuoyunun karşısında olabiliyor. Ya bizim artık televizyon programlarımızın tavrı sertleştikçe topluma da yansıyan kimi değişik davranışlar sergilemeye başladık halk olarak. Eskiden bizim için ayıp ve biraz gerçekten hani ters oluyor, ayıp oluyor gibi cümleler yerini başka şeylere bıraktı. Biraz önceki VTR'deki eşim Salkım'ın siniriyle Aysun'a o soruyu soran muhabir arkadaşının tavrı aslında çok paralel gidiyor. Bunu biraz da bizler yarattık. Karşılıklı gidiyoruz böyle. Geçen gibi. Gün bizim Ortaköy'de bir evin orada bir şey var. Okul. 3 tane ilkokul çocuğu. Okulun altında tarihi bir harabe var. Kalmış orası. Pislik içinde işte. Şarap şarap falan yatıp kalktığı yerler zannedersem. Orada oynuyorlar. Ben de gördüm. Çıkın oradan, ne yapıyorsunuz okul sol tarafta dedim. Sen bana karışamazsın dedi. Kaç yaşında? En fazla 10 yaşındadır. Yani bu tepki, bu televizyon tepkisi bu. Ya yani bir sevgisizlik hakim bence diyaloglarda. Sorun o. Aysun'un bir genç kız olduğunu sık sık unutuyorlar. Sanki hani çok 97'den beri gözümüzün önünde diye. Artık yani genç bir çocukla bir şey diyorlar. Ben Aysun'la herhalde aynı yaşta da sordum demin. Evet aynı yaşta. Yani genç bir çocuk. Aysel Gürel muamelesi yapmayın kıza da şimdi. Evet. Öpüşebilir. Orada kamera olmasa da öpüşebilirdi. Hatta bu olay yaşında, değil yani. 16 yaşında başlayınca. Evet. Kaç yıllar. Evet doğru. Yani 10... Kaç yaşındasın şimdi? 26, 27 mi? 27 evet. Yani 18 Mayıs'ta 27 oluyor. Ben bir toparlam cümlem şudur. Ben bir hoşgörü eksikliği görüyorum. Herkesin birbirine karşı herhalde düzelecek. Ben de işte dahil olmamak için kaçtım orada. Çünkü üzülüyorum sonra. Birine bir şey söyleyince de üzülüyorum. Kameraların önünde olması gerekmiyor. Kameraların dışında da. Hani gerilip de bir şey söyleyince sonra gidip 10 kere özür diliyorum herkesten. Yeşim Salkım'lara dönersek tekrar orada Emrah bile... bir an kontrolünü evet. Yitirdi. Naifliğiyle bilinen yani şu ana kadar naifliğiyle bilinen biri. Evet. Tehlikeli ortamlar. Ya bu salgın tuzak. Bir hastalık gibi yani. Evet. Ben de orada olsam aynı şeyi söylerdim ama çünkü orada bir de o kadar acı bir şey var ki o sinirler gerçek değil. Bunu ben biliyorum yani. O kadar sinirlenmediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Niye? Oyun mu her şey? O bir program. Niye o programda konuşuluyor? Zaten o kadar vicdan azabı çekse 7 yıl boyunca durmaz. O programda patlamazdı. Ben Yeşim Salkım'ın biraz karakteri olarak az çok yani analiz edersek doğal olduğunu biliyorum. Anladım. Fevri diyebilirsiniz. Yani, tamam ben tanımıyorum. Hayır, yani, o oynamaz. İçinden ne geldiyse evet. Onu yapar. Ama belki ben de çok... O koltuklarda oturuyor olmak, sen de orada oturuyor olsan bir ruh halini değiştirebilir. Ben zannetmiyorum değişeceğimi. Yani orayı değiştirebilir diyeceğime inanıyorum da. Orayı değiştiriyor. Ama kavga reyting getiriyor değil mi? Kavga yani. Saçmalama Aysun. Getiriyor tabii. Aysun'un söylediği şey var daha önceki röportajlarında. Sarışın kadın olmanın da zorlukları var bu ülkede ve belki de şov dünyasında. Öyle değil mi? Yani sen dışarıdan bakıldığın zaman hiç tanımayanlar için söylüyorum. Genç kız, sarışın, işte güzel, geceleri dolaşıyor. Yani... sırf medya değil, karşı taraftan halk açısından baktığın zaman da kolay yargılanabilir ya da bir şeyleri sen kolay yapabilir insan gibi algılanıyorsun. Ama bunu yapan yine medya. Mesela Türk dizileri, mesela bir Filiz Akın'ımız var bizim. Ama şu son 15-20 yıllık trendde, yanlış tarih vermek istemiyorum herhalde bir 15 yıllık trendde hep Türk dizilerinde
Amerika'da böyle değildir. İyi kız sarışındır ama Türk dizilerinde nedense yönetmenler, yapımcılar böyle ele aldı. Hep sarışını kötü kadın yaptılar. Şimdi Banu Alkan mı yaktı acaba? Yok, hakikaten böyle ele alındı. Peki bundan ilgili bir imaj, bundan ilgili bir veteran var mı senin? Onu bakalım. Sarışın olmak neden sonra? Sonra Ceyhun'a soralım. Çünkü sarışınlar mı, esmerler mi? Soru, evet, çok önemli açıklamalarım olacak. Sarışın olduğunuz ve biraz güzel olduğunuz, biraz değişik, biraz uzun boylu olduğunuz zaman hep aptal damgası yiyorsun. Sana sevgim kendimden çok. Bana hep aptal sarışın üzerinden teklifler geldiğinde hayır dedim. Yani bu bir kariyerse eğer, benim böyle bir imkanım varsa Türkiye Cumhuriyeti'nde, bana bu şans tanındıysa, insanlar da seviyorsa başka bir şey yapmalıyım. Hani en azından yapabiliyor muyum? Çünkü sonsuza dek aptal sarışın oynayamazsınız. Zaten yaşınız geçecek bir aşamada ve hani gelişmek istedim açıkçası, değişmek istedim. Daha sonra zaten kendisi savaşacaktır. Kader! Ne yapıyorsun? Ameliyat olması lazım. Ben ailesini bulmaya gidiyorum. Siz mutlaka ameliyat alınmasını sağlayın. İki sene önce mankenliği küt diye bırakıp hani televizyonda dizi oyuncusu olacağım dedim. Ve hakikaten küt diye bıraktım. İki sene de geçti üstüne. Ve çok da iyi bir karar almışım diye düşünüyorum ben şu an. Sen yapabilirsin. Sen biraz daha çalış dendiğinde. Ve bana hep aptal sarışın üzerinden teklifler geldiğinde hayır dedim. Sadece yaşa. Lütfen. Benim için. Mankenken seksi yerlerinizin altını çizersiniz. Çünkü dünyada da böyledir. Benim mesela dudaklarım çok altı çizilmiştim. Onu tarihinden getirmiştim ben ama ondan kurtuldum. Çünkü hani bu bambaşka bir iş ve insanların da beni artık öyle, çünkü o işi yapmıyorum, mankenlik yapmıyorum. Öyle algılamasını istemiyorum. Fatura kimliği belirsiz hastamızın üzerinden çıktı. Polisi aradım, birini yolluyorlar. Gelince verir misin? Kimliğini bulmaya çalışacaklar. Biraz güzel olduğunuz, biraz değişik, biraz uzun boylu olduğunuz zaman hep aptal damgası yiyorsun. Bu beceremez, bu beceremiyordur gibilerden. O yüzden herkesten iki katı daha fazla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Aynı benim şu anki öğrencilik hayatımda olduğu gibi. Ben de severek yaptım dediğim gibi ama artık öyle değilim. Kıyamam ben sana. Bize layık ikna edeceğiz. Daha fazla çalışmak zorunda kalıyorsunuz dedi. Seninle ilgili bir görüntü var gözümün önünde. Onu söyleyeceğim. Sonra Ceyhun'a soracağım. Hatırlar mısın? Bir de yazı yazmıştım onunla ilgili. Bir davette. Şort giyiyorsun. Bak, bir taraftan hani bu imajı yıkmaya çalışıyorsun. Bir şort giymişsin. Böyle arkadan poz vermiştin. İstiyorlar, talep ediyor. Onu yapmayınca da bu sefer foto muhabirleri kızıyor. Yani yapma. Bir görseniz. Yani sana böyle bu kadar hakim olmalarına izin veremezsin. Evet, aslında yani düşündüm de ben bunlar için uğraşıyorum. Böyle orada böyle bir yalvar yakar bir durum var. Sonra dedim ki 10 yıl mankenlik yaptım. Ben bunu yapmaya mecbur kaldım 10 yıl. 10 yıl bundan para kazandım firma bana. Çünkü öyle bir hakikaten tarihinizden yeteriniz öyle bir durum da var. Yani bırakmadılar böyle. Bırakmayıp sonra da malzeme yapıp sonra da bak yani bırakmadılar. Sonra da dediler ki tören başladı hala poz veriyordu. Dedim ki ne kadar büyük salaklık etmiş. Ama niçin sen dönüp şöyle arkanı şey yaparak ve şort anlatamıyorum da şimdi bir kadın lütfen olarak. Bir kadın çok kısa, ben anlatayım, çok kısaydı. En önemli çok kısa bir şortu ya, var ve arkadan sadece kafanı çevirerek poz vermiştin. Çünkü seslendiler, ben de döndüm ve poz verdim. Şu söyledim durumu. O anda. Evet, öyle şeydi. Peki ne diyorsun? Kadınların işi mi daha zor bu piyasada? Mümkün mertebe bu pozların çalmasın. Erkeklerin işi mi zor? Yani herkes kendi açısından cinsi veya bulunduğu konumla ilgili zorluklar çekiyordur ama ben mesela bir genç kız olmak isterdim bu ülkede hem komik olup. Çünkü komik genç kız talk showcu pek yok biliyorsunuz. Yok, pek yaşatmazsınız siz erkekler onu herhalde. Yani bence çok mutlu olurum böyle bir meslektaşım çıksa. Kadın olmanın tabii zorlukları vardır. Neden çıkmıyor sence? Ya çünkü fazla değer verilmiyor. Biz kadınlara sadece aşık olup işinde duygulayan adamlar olarak kaldık ülke olarak yani. Bir kişisel görüş söyleyeyim. Bence şovmenlerimizin %90'ı şovlarının %50'sini belden aşağı esprilerle yapıyorlar. Bir Türk bayan bunu yapmaya hazır değil. Türk halkı da buna hazır. Yapmaya çalıştı aslında birisi. Pelosu Pir vardı tiyatrocu. Ama çok yıllar önce yapamadı işte. Esprilerimiz biraz da seksist olduğu için. Bu yani. Şeyin doğru, hiç öyle düşünmemiştim. Bu toplumun espri anlayışında belden altı herhangi bir espri ben yaparsam gülebilirler ama Aysun yaparsa birdenbire aa ne diyor bu, ne kadar onu acayip bir tık kadın falan gibi laflar söylüyor. Ali'nin söylediği evet. Şeye geliyor. Peki sarışınların şansı daha mı fazla Türkiye'de yoksa hani şov dünyasında bir aptal sarışın tiplemesinin ötesine geçemiyor mu? Vallahi geçen gün daha global bir cevap vereyim buna. Geçen gün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir iş kadını anketinde
güzel kadınların her sektörde daha başarılı olduğunu ve daha çok imkan verildiğini artık istatistik olarak kanıtladılar. Güzel bir kadın her türlü kapıyı açabiliyor konuşmalarıyla zaten. O yüzden sarışın, esmer gibi bir ayrımdansa şahsi görüşüm ben hakikaten derin bir olaya gezek geliyorum. Yönetmenlere, yapımcılara duyur olur. O zaman erkekler sadece yetenekleriyle mi var olabiliyorlar yani, gibi bir soru çıkıyor. Evet. Yani, kadınları öne geçiren bir takım özellikler karar sahibi, oluyorsa. Karar sahibi koltuklarda merciler de erkekler oturuyor. Ve şunu gibi bir örnek vermek istiyorum şairlikten. Dünyanın bütün güzel şiirleri erkekler tarafından yazılmıştır. Hepsinin sahibi erkeklerdir ama asıl sahipleri kadınlardır. Çünkü onlara karşı yazılmıştır. Yani o dengeyi korumak lazım. Dünyada kadınlar ne isterse erkekler onu yaşıyor. Aynen öyle. Birazcık bilmiyorum sadece, katılıyor musun? Kesinlikle kadınlar katılıyor. Üzerine yazılmış öyle güzel bir kadın üzerine yazılmış güzel bir şiirin var mı? Tabii. Şu tarafı okuyabilir miyim? Buyurun. Ben seni seviyorum sen gezmeyi. Senin hep gittiğin yere hiç gelemiyorum ben. Öylece durmayı seviyorum. Durup ardından bakmayı. Ama sen yürümeyi seviyorsun. Hem de arkana bakmadan. Yaprak seviyorum ben yaprak. Kuru yaş ayırmadan. Sen ezmeyi seviyorsun. Neye bastığına bakma. Ve? Of. Güzel. Çıkar mısınız? Işıkları kısalım. Çok güzel. Ceyhun, böyle bir takım insanları kendi kahramanını yapıp onların peşinden mi gidiyorsun? Evet, öyle bir durum vardır. Nereden biliyorsunuz? Acayip siz benim düşündüğüm birinden mi konuştunuz acaba? Hayır. Ben o kadar korkuyorum ki artık bu şeyden, camiadan. Metin Akpınar benim zekalı sevim takımlarını bir kişi olarak görüyorum ben. Hı hı. 6 yaşımda arkadaşlarım misket oynamaktan elleri parçalırken benim kulaklarımda zarar vardı. Teyiplere. Evet, devam ediyoruz. Süremiz azalıyor böyle. Bir anda geçiyor, bitiyor program ya. Ceyhun'a hemen sormak istiyorum. Evet. Hani hep mankenden oyuncu olmaz derler. Oyuncular mankenlere tepki gösterir. Sen de televizyoncudan şovmen olmaz deyip Armağan Çağlayan'a böyle bir tavır koydun. Ben çok heyecanlıyım. Bu benim ilk polemiğim. Hakikaten. Herhalde polemik olacağını bilsem de konuşmazdım zaten. Sadece Armağan Çağlayan'ın, yani bildiğimiz kişiyle televizyoncu Armağan Çağlayan'ın sahne şovu yapmasıyla ilgili bir soruya fikri olarak cevabımı verdim. O benim bir fikrimdi. Ben ne bileyim karşısında Armağan Çağlayan'ın çıldırıp o başarısız zaten falan diye böyle açıklama yapacağım. Zaten devam etmediğim için ben ya. Yani üçüncü laf tekrar bana geldi. Rajon'a biliyorsunuz. Bir şey söylüyorsun, o bir şey söylüyor. Şimdi o da böyle dedi deyince ben konuşmak istemiyorum. Arada dedim. Yakında posta güvercinleri evet. Tutacak evet. Böyle vallahi. Ben bir teklifte bulundum. Yani benim bir fikrim var beyefendinin yapmak istediği işle ilgili. Bir canlı yayında, istediği bir canlı yayında ben geleyim. O davet etsin. Karşılıklı konuşalım, fikirlerimizi konuşalım. Birbirimizin boğazını sıkıp birbirimize başarısız veya başka kötü sözler söylemeyi. Niye yapamaz dedin sen? Yapamaz demedim. Yapmasın. Yani yapmaya çalışması çok derim. Garip buluyorum. Çünkü hakikaten televizyonculuk zekasına inandığım, pek iyi tanışmadığım ama duruşunu çok sevdiğim, zeki bulduğum bir adam benim Armağan Çağlayan. Yani buna rağmen üç kişi arkadaşı yan yana gelince çok komiksin deyince sahneye çıkma cesareti gelsin. Yani kimse karışamaz. Armağan Çağlayan bana mı soracak sahneye çıkarken? Ama Armağan Çağlayan'ın bir fikrime dikkat edecek. Ne söylüyorum bir bakacak altına. Neden bunu söylediğimi bana soracak. Hemen kalkıp benimle ilgili açıklamalar yapmasına gerek yok. Ayrıca Armağan Çağlayan benimle ilgili ne söyleyebilir de ben yıkılabilirim. Yani bunu düşünmesi lazım. Ya benim hatırladığım kadarıyla zaten kendisi programda sürekli başkaları hakkında konuşuyor. Onun için değişik bir şey ya yok. Sahne şovu o kadar... Yani sürekli zaten başkaları peki hakkında yani zeki buluyorsun birisi. Ama komik değil diyorsun. Yani kişisel görüşüm bu herhalde. Birinin komik olup olmaması aslında hakikaten izafi bir kavramdır. Kişinin ondan alacağı komiklik fazladır. Armağan Çağlayan'ın gösterisine gidip kahkahalara gülen de vardır mutlaka. Ama benim söylemek istediğim başka bir şeydi. Armağan Çağlayan gibi nüfuslu biri bile bunu yaparsa yani 3 gün sonra biz hangi adamların meslektaşı olacağız yani birazdan? Ne yapacaksınız? Hangi adamların meslektaşı olacağız yani? Ben tanımıyorum artık komedyenleri o zaman. Armağan Çağlayan ben bu ülkede hakikaten sana şov yaparım komiyim diye çıkmasını ben garip buldum ve bunu yani söyledim. Nüfuzlu insanlar şovmen olamaz mı? Komedyen olamaz mı? Hayır, bu kadar işi gücü ve bu kadar yoğunluğu ve hakikaten zekasının karşılığını aldığı bir işi varken bile bir de şovmen olmak isteyen bir adama garip karşıladım. Bu kadar basit. Hani Armağan yani Çağlayan ne geliyor? Bir şey pastadan bir dilim de o mu alıyor? Öyle mi değerlendiriyor? Öyle bir pasta yok. Herkes kendi mesleğinizden kime çok kime gülüyorsun sen en çok? Tabii ki bu ülkenin en komik adamı Cem Yılmaz'dır. Yani. Ona gülüyor. Evet. Peki o en komik adam Cem Yılmaz televizyona bir şey yapmıyor. Sence neden? Çok akıllı olduğu için yapmıyor. Fazla akıllı olduğu için yapmıyor. Çünkü o bizim gibi başlamadı. O zaten insanların onu görmek isteyip talep edip çıldırdığı bir havayla başladı. Ve bunu kullandı yıllarca. Kullanacaktı tabii ki. Niye her hafta televizyon çıksın ki? Ne yapacak televizyona? Bu arada ama katıldığı televizyon yani. Programlarında da Cem Yılmaz'ın varlığı nedeniyle çok böyle bir anda reyting almadı hiçbir program. Öyle de bir tarafı var. Ama işte çok başarılı olduğu için halka da bu birebir geçtiğinden dolayı bu haklı başarısının
meyvelerini yiyor bence. Televizyon programı yapmadığı sürece daha değerli oluyor. Eminim her sene daha fazla paraya teklif ediyorlardır. Peki Beyaz'ı nasıl buluyorsun, Beyaz'ı? Çok iyi bir komedyen ve çok iyi bir televizyoncu olarak buluyorum. Okan Bayülgen? Kesinlikle. Okan Bayülgen'e çok saygı duyuyorum. Televizyonu çok önemli bir şey yaptı. Okan Bayülgen olmasa Türk televizyonlarında belki bu kadar kaliteli bir konuşma programı olmayacaktı. Benden meslektaşlarımla ilgili kötü ses duymayacaksınız. Çünkü ben peki sen kendinden ilgili bir tespit alalım. Kendimle ilgili tespitte ben çok geç büyüyorum galiba. Onunla ilgili sıkıntılarım var. Ya ben 23 yaşındaydım ATV'de program yaptığımda. Yani keşke şimdiki kararlarım olsaydı o programı yaparken. Yanlış mı başladım biraz? Şanssız mı başladım? Ya yani bence Ceyhun Yılmaz belki yetenekli, cevval biri ama proje de önemli. Ya ben ben bir komedyenim. 99'dan beri radyoda, televizyonda, sahnede bunu yapıyorum. Ve ben böyle yaşıyorum. Nedense beni beğenen ve beğenmeyenler gibi ikiye ayrılması gereken grupla karşı karşıya kalmam gerekirken bu işi yapıyor ve yapamıyor diyenlerle uğraşıyorum. Yani ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Yapamıyorun ölçüsünü kime göre yapıyorsun? Yani işte yapamıyor diyen yapamıyor desin zaten. Ben çok güzel bir evde, çok güzel bir hayatta, çok güzel idealleriyle yaşayan bir adam olarak devam ediyorum hayatıma. Peki yeni projeler var mı? Var. Yazın bir televizyon programı, iki televizyon programı var. Birisi benim programım, konuşma üzerine. Biri dahil olacağım bir program var. Zannediyorum işte gösterilerimiz devam ediyor. Sigarayla Savaşanlar Derneği yararına yaptığım için söylüyorum. Sizleri de bekleriz. Perşembe akşamı Profilo'da bir gösteri olacak. Özellikle Armağan Çağlayan'ın gelmesini rica ediyorum. Öyle güzel bir gösteri. Hemen orada o anda da yazarsın bir şeyler. Ben çok üzüldüm ya aslında. Hakikaten böyle bir cevap vereceğini beklemiyordum. Polemikleri sevmiyorum diyorsun. Sevmiyorum çünkü gerek yok. Fazla ben Armağan Çağlayan'ın zekasını hakikaten kıstıramadım cevabına. Beni hakikaten düşündürecek bir şey söyledi. Yani şey dedim ben pişmanım ya ben fikrimi söyledim ama bu adam sana mı soracağım kardeşim derse ne cevap vereceğim? Peki Ceyhun şu hani çok hayatımızda artık jürilerden birinde olsan, jüri koltuklarından birinde otursan orada kim olarak oturursun? Yani komedyen Ceyhun mu, kendi zekanı mı konuşturursun, oynar mısın, biraz kesinlikle, kaptırır mısın kendini onlara? Kesinlikle mesleğimi gereği ne gerekiyorsa onu yapardım. Yani komedyenliğim orada otururdum. Ben diyorum ya şimdi yani şöyle salkımı yapmaz mıydın şöyle kalkıp da? Yok canım benim öyle bir... Size gelmiyor mu jüri teklifi? Geliyor mu yani? Ben orayı eğinden sonra inşallah. Bu müzik peki nedir? Ne oldu? Evet bu müziği duyduğumuz zaman sonuna geldik. Sonuna geldik. Bitiriyoruz. Yani. Bu arada biraz sesi kısabilir miyiz? Aysu'yla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben bu soruyu sana sormuyorum. Biliyorum çünkü. Birkaç ay önce baban televizyonlara çıktı. Çok konuştu. Orada bir hani şey evlat gibi görünsen de ben senin nasıl bir evlat olduğunu annene, babana da, kardeşine de nasıl olduğunu biliyorum. Mutlaka şey olması gerekmiyor. Hani biri televizyona çıkınca çıkıp öbürünün de konuşması ve aile hayatını ortaya dökmesi gerekmiyor. Ama sen çok iyi bir evlatsın. Çok sağ olun. Seni de o açıdan kutluyorum. Bak hiçbir şey de söylemiyorum. Ne yaptığını, ne ettiğini de söylemiyorum. İzleyicilerimiz... Sizi dinleyenler anlamışlardır umarım. Sevgili biraz izleyiciler... Biraz önce bir krizi başarıyla atlattığımı düşünüyorum. Kriz yönetimi. Aslında bu da bir kriz yönetimi gerekiyordu. Ondan da başarılı çıktığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayenizde. Yani manken, oyuncu ve stratejist oluyorsun. Evet, evet, evet. Aynı zamanda üniversite öğrencisi. Tarih bölümü, ikinci sınıf. Bak özelliklerini sayıyoruz. Vallahi nikah basasın geldi. Böyle bir baktın yani suratıma. Keşke sizin çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgili izleyiciler yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Herkes oyunu. Bak esin. Ahmet'in. Maksimum kartınızla yapacağınız ilk peşin alışverişe 15 TL.